Kolu toplu kopacak. Bir eliyle savaşıyor. Bir et parçası kolunu tutuyor kıymetli arkadaşlar. Bir ara bir boşluk fark edip hemen hafiften eğildi diyor. Ayağını kolun üzerine koydu ve bir çekiliyor, çarp, kolunu kopardı diyor. Yoğun bir kan kaybı yaşıyor. Gözleri yavaş yavaş gidiyor ve yavaş yavaş şehadete doğru yürüyor. O anda bir ses yükseldi diyor. Benim peygamber olduğuma inanıyor musun? Ne dedin diyor? Duymadım. Duymuyorum ki sen ne diyorsun? Kesin bundan bir parça. Ya zafer ya şehadet kazanır. Müslümanlar zor durumda yetişin diye çığlık atar gibi arkadaşlar ben de burada çığlık atıyorum. Hicret Gençlik şu anda misyonerlik çalışmaları yürütenler 33 tane kiliseye sahip çıktı da bizim Müslümanlar bir tane İslam kalesine sahip çıkmadı. Hicret Gençlik buradaki dikilmiş İslam kalesi etrafımızdaki 30 küsür ev tipi kilise misyonerlik çalışmalarına rağmen burada olmak zorundadır. Hicret Gençlik eğer ki buradan kapanır, bir yer bulamaz, herhangi bir maddi veyahut da manevi destek bulamaz, buralardan giderse vallahi Eskişehirli bütün halk, bütün Müslümanlar bundan mesuldür. Arabanın marşı basmadığı zaman arkadan gitenlere aferin denir. Marş bastığı zaman arkadan gitmeye çalışanlara alay mı ediyorsun denir. Onun için İslam davası burada şu anda Hicret Gençlik olarak tahakkuk ediyor. Bu İslam marşı şu anda basmıyor arkadaşlar. Şu Barlar Sokağı'yla Anadolu Üniversitesi arasını birleştirmek gibi adamların bir projesi var. İstiyorlar ki her taraf işkili mekanlar olsun, eğlence merkezleri olsun. İslam namına hiçbir şey olmasın. Kaç defa bunu söyledim, ifade ediyorum. Hala da söylüyorum. Man bin Adi radıyallahu anh'ın çığlık attığı gibi, ey Ensar, Huneyn'de olduğu gibi olmaz mısınız? Müslümanlar zor durumda, yetişin diye çığlık atar gibi, arkadaşlar ben de burada çığlık atıyorum. Bir sözleşme yapılmış. Hicret Gençlik olarak bu sözleşmenin sonuna gelmişiz. Şubat'ta bu sözleşme bitiyor. Dükkan sahibimiz diyor ki Şubat'a kadar buradan çıkacaksınız. Sohbetlere gitmek istemiyorum bilmem ne. Ya yesinler senin takvanı ya. Bizim burada ne işimiz var o zaman abi? Biz burada neyi mücadelesini veriyoruz? Abi adamlar kendi canlarını ortaya koyuyor. Sen neden bahsediyorsun ya? Şu civar misyonerlik çalışmalarına bırakılmayacak. Ama biz çalışırsak bu dava payidar olacak. Ya Rabbi benim üzerimde bir vebal vardı, ben bunun farkındaydım. Bütün Müslümanlara Adi radıyallahu anh gibi bu vebali haykırdım, bu vebali onlara saldım ya Rabbi diyeceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük sünnetlerinden bir tanesi de dava adamlığıydı. Bu İslam davası Adem aleyhisselamdan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kadar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden günümüze kadar arkadaşlar kan, gözyaşı, ter, çileler ile bize kadar ulaşmıştır arkadaşlar. Yeri geldiği zaman canlarını feda ederek ortaya koymuşlar. Mallarını ortaya koymuşlar. Zaman zaman sevmeye kıyamadıkları kendi evlatlarını feda etmekten bir an olsun geri durmamışlar arkadaşlar. Şimdi bazı sahabi efendilerimizden, bazı peygamberlerden, bazı Allah adamlarından bir takım misaller vererek inşallah bu dava adamlığı neymiş, nasıl oluyormuş? Dava derken neyin davası, neyin kavgası, neyin gayreti, neyin çilesi? Bunu inşallah şöyle yarım saatlik bir müzakere neticesinde iyi anlamış oluruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Mekke-i Mükerreme'de ilk tebliğ, ilk peygamberlik verildiği zaman başladı Mekke-i Mükerreme'de mücadele etmeye. İlk başta akrabalarıyla, Ebu Cehillerle, Ebu Leheblerle, o müşriklerle mücadele etmeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiler dediler ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana Mekke'nin bütün ticaret mallarını, kervanlarını bağlayalım. Mekke'nin en güzel kadınlarını sana verelim. Bütün malları, bütün efendim mevkileri, makamları sana verelim.
bizim yöneticimiz, başkanımız, liderimiz, efendim devlet başkanımız sen oluver. Ama ne olursun şu davandan dön. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah davası işte bu dava. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük sünnetlerinden bir tanesi neydi? Dava adamlığı. O dava adamlığı bütün ümmeti Muhammed'e örnek teşkil edercesine şunlara haykırdı değil mi? Benim bir elime güneşi, diğer elime ayı verseniz ben yine davamdan vazgeçmeyeceğim. Bütün dünyalar benim olsa, bütün kainat benim olsa, bütün mal, mülk, her şey ayı güneşi ellerime verseniz ben gene davamdan dönmeyeceğim. Zaman zaman dava adamı dediğimiz mümin kullar, cefakar ve fedakar kullar kendi bedenlerini kızgın yağların ortasına atmışlar, şehit olmuşlar. Bedenlerini boyunlarına kadar toprağa gömmüşler, develerle, at ayaklarıyla başları ezilmiş, şehit olmuşlar. Bedenleri ikiye ayrılmış, şehit olmuşlar. Etleri kemiklerinden paramparça olurcasına ayrılmış, yine imanlarından ve davalarından bir an olsun taviz vermemişler kıymetli Müslümanlar. Ashab-ı Uhdud'dan bahsediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kutile ashabul uhdud. O zalim kral Allah'a karşı olan insanların imanından vazgeçsinler diye efendim ateşlerle dolu hendekler kazdırdı. Ve imanından dönmeyenleri o hendeklere ateşlerle dolu hendeklere atmakla tehdit etti. O hendek başına bir tane kadın geldi. Daha yeni doğum yapmış, evladı yeni doğmuş. Kucağında ufacık yavrusuyla hendeğin baş ucuna getirilmiş. Eğer ki imanından döndüğünü söylerse kurtulacak. Bir an olsun tereddüt ediyor. Ufacık yeni doğmuş yavrusunu düşünüyor. Onun geleceğini düşünüyor. Onun yaşamasını düşünüyor. Ve o anda gitgeller yaşarken o yeni doğmuş kundağındaki bebek dile geliyor. Anacığım, bir an olsun tereddüt etme. Sabret ve gerisini Allah'a bırak. O anne ne yapıyor? Hiç gözünü kırpmadan, imanından vazgeçmeyerek o zulme karşı dik durarak hendeğe atlıyor kıymetli Müslümanlar. Bu dava öyle bir dava ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiş. Vefatından çok geçmeden Yemame savaşı zuhur etmiş. O zamanlarda Musaylemetül Kezzab diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha hayattayken yalancı olarak peygamberliğini ilan eden. Musaylemetül Kezzab ne demek Mustafa abi? Müseyleme Müslümancık yani Müslüman olduğunu iddia eden sahtekar demek yani. Kezzab da çok yalan söylüyor. Arabistan topraklarında Secah binti Haris denen bir tane kadın da zuhur etmiş. O da peygamberliğini ilan etmiş. Öyle sahtekarmış ki yani parayla adam tutturur. Sara hastalığı numarası yaptırıp kendisine getirttirir. Efendim belli başlı tiyatrolarla para karşılığı ona işte mucize göstererek iyileştiğini iddia eder. Bu şekilde sahtekarlığını ortaya koyarmış. Bu iki sahtekar efendim evlilik yaparak güya kendi güçlerini birleştirerek Müslümanlarla savaşmaya karar vermişler. İslam ordusuyla karşı karşıya bir savaş zuhur etmiş. Bu savaşa Yemame savaşı demiş. Bu savaşta Müslümanlarla bu yalancılar arasında, düşman arasında kıran kırana bir mücadele başlamış. Ebu Akil denen bir sahabi canıyla başıyla mücadele ederken Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın oğlu alim Abla İbni Ömer radıyallahu anh kendisi naklediyor. Diyor ki savaş çok kızıştı ta ki Ebu Akil koluna çok şiddetli bir darbe aldı. Neredeyse yani kolunun yarısından çoğusu gitti. Öyle bir ağır darbe ki çok ağır bir kan kaybı yaşadı. Biz hemen kendisini aldık çadırın içerisine koyduk sedire uzandırdık. Gözleri böyle gidiyor şuurunu kaybediyor bir vaziyette olduğu açık ve netti diyor. Çok yoğun bir kan kaybı yaşıyor gözleri yavaş yavaş gidiyor ve yavaş yavaş şehadete doğru yürüyor. O anda bir ses yükseldi diyor. Ma'an bin Ali radıyallahu anh. Ey Ensar! Güneyinde olduğu gibi olmaz mısınız? Neredesiniz? Müslümanlar zor durumda diye bir çığlık atıldı diyor. Bir ses duyuldu diyor. Ebu Akil radıyallahu anh hemen yerinden doğruldu. Dedi ki
Ensar'a sesleniyor. Ben Ensar'ım. Şuurunu kaybetmeye doğru gidiyor. Kan kaybından şehit olacak yani. O vaziyetteyken bu çığlığı duyar duymaz hemen yerinden doğruluyor. Hemen ben engel olmaya çalıştım. Kolum koptu kopacak neredeyse. Olmaz dedi. Benim Müslüman kardeşim bu derecede zor durumdayken ben de bir ensar olarak yatağımda yatamam dedi. Ne yapıp ne edip ikna etmeye çalışsak da başaramadık ve kılıcını alıp çadırdan çıktı. Savaşın en kızgın olan yerlerine doğru koşarak cihat etti. Ve diyor savaşın en kızgın yerlerinde efendim göğsünü gere gere düşmana en azılı derecede darbe vurmaya devam etti, savaştı. Sanki üzerinde bir ağırlık varmış gibi, savaşmaya engel oluyormuş gibi bir hal sezdim diyor onda. Kolu koptu kopacak, bir eliyle savaşıyor, bir et parçası kolunu tutuyor kıymetli arkadaşlar. Bir ara bir boşluk fark edip hemen hafiften eğildi diyor, ayağını kolun üzerine koydu ve bir çekti diyor, çat kolunu kopardı diyor. Sırf ağırlık yapıyor, doğru düzgün cihat edemiyorum diye. Gözleri gidiyor, kan kaybı yaşıyor, ölmek üzere, şehit olmak üzereyken kalktı ve canı pahasına savaşın en kızgın yerinde efendim cihat ediyor. Ve kolunun kendisine ağırlık olduğunu düşünerek et parçasının taşıdığı o kolu ayağıyla sıkıştırarak koparıyor, atıyor kıymetli Müslümanlar. Ve diyor Yemame savaşının sonlarına doğru gözüm Ebu Akil'i aradı radıyallahu anh. Bir yerde gördüm ama tam tanıyamadım diyor. O kadar darbe almış ki yani vücudunda kılıç darbesinin olmadığı, yara izin olmadığı hiçbir yer yok. Böyle son demlerini yaşıyor, şehadet uykusuna geçecek. Geldim yanına, bana dedi ki son böyle cümlelerini sarf edecek takatı kalmış. Ey Abdullah, Müslümanlar kazandı mı diye sordu. Ben de dedim ki ey Ebu Akil, Müslümanlar ya zafer ya şehadet kazanır. Elhamdülillah dedi diyor. Kelime-i şehadet parmağını kaldırdı. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Kelime-i tayyibesini kana kana söyleyerek orada son nefesini vererek şehit oldu diyor kıymetli Müslümanlar. Bunu diyor babam Ömer'e gittim anlattım. Hazreti Ömer radıyallahu anh'a. Böyle böyle bir durum oldu diye. Hazreti Ömer radıyallahu anh bu olayı duyunca bir köşeye geçip hüngür hüngür ağlamış ve dönmüş kendisine şunu söylemiş. Ebu Akil Bedir'de şehadeti çok istedi. Uhud'da şehadeti çok istedi. Allah Teala ona nasip etmedi. Ama böylesine dertli ve İslam uğruna şehit olmayı arzulayan bir mümine Allah Teala Celle Celaluhu böylesine kahramanca bir şehadet nasip etti diyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh ağlıya ağlıya bunu söylüyor. Kıymetli Müslümanlar, dava adamlığı yeri geldiği zaman canını ortaya koymayı, yeri geldiği zaman malını, yeri geldiği zaman bütün varını yoğunu ortaya koymaya gerektirir. Bedir Savaşı'na çıkılacak 300 küsür sahabiden oluşuyor ordu ve ellerinde 100 tane binek var. 3 kişiye 1 tane binek düşüyor. Kendi aralarında kura çekiyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme çekilen kurada Ebu Lübabe ve Hazreti Ali radıyallahu anh çıkıyor. Yani bir vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deveye binecek. Sonra inecek. Ebu Lübabe binecek. Sonra o inecek. Hasan radıyallahu anh binecek. Çölün kızgın sıcağında efendim taşları eritircesine o sıcak ortamında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir fedakarlık yapıyor ki sıra geldiği zaman Ebu Lübabe şunu diyecek. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Hasan radıyallahu anh da aynısını söylüyor. Sen ki Allah'ın Resulüsün. Şu kızgın topraklara, kızgın kumlara, çölün ortasında, şu sıcağa lütfen basmayı ver. Bizim sıramız sana feda olsun, canımız sana feda olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şunu söyledi kıymetli Müslümanlar. Sizin erişmek istediğiniz o mükafata ben neden erişmek istemeyeyim ki? Siz benden daha güçlü değilsiniz. Yeri geldiği zaman dava adamlığı kendi nefsini Müslüman kardeşine tercih değil, Müslüman kardeşini kendi nefsine tercih etmeyi gerektirir. Müseylemetül Kezzab, o yalancı peygamber zuhur ettiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir mektup gönderiyor. Mektubun içeriği dünyayı ikiye bölmüş.
yarısını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e veriyor güya, diğer yarısını da kendisine tahsis ediyor. Bizim alanımıza sen karışmayacaksın, senin alanında biz karışmayacağız gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o dönemde biat alıyor kıymetli Müslümanlar. Biat. Neyin biatı bu? Yani Allah'ın ve Resulünün davasına var mısın biatı? Gerçekten Müslüman mısın? Biat aldıklarında ekseriyette şunu sorarmış. Geri geldiği zaman öl dersem ölebilir misin? Hayır ya Resulallah, ben ölemem, canımı feda edemem diyenler hakiki manada biat etmiş olmuyorlardı kıymetli Müslümanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o mektubun ardından Habib bin Zeyd'i Müseylemetül Kezzab'a gönderiyor ve bir mektupla beraber elçi olarak ona gönderiyor. Müseylemetül Kezzab açıyor, mektubu okuyor, yalancı peygamber ibaresini görünce çok kızıyor, çok öfkeleniyor, şiddetli bir şekilde diyor ki atın bu adamı zindana. Elçiye zeval olmaz ama ahlaksızlığın bu kadarı işte. Elçiyi zindana attırıyor. Ertesi gün huzura çağırıyor. Kendine göre bir heyet kurmuş. Celladı var, şeyi var. Huzuruna aldırıyor. Müseylemetül Kezzab diyor ki Muhammed'in gerçekten peygamber olduğuna iman ediyor musun? Evet, iman ediyorum. Peki benim peygamber olduğuma iman ediyor musun? Ne? Duymadım ki diyor. Sen ne diyorsun diyor. Duymadım. Celladı emir veriyor. Kes bundan bir parçayı diyor. Kes bundan bir parça. Artık bir el gitti, bir kol gitti, artık bacak gitti, bilmiyoruz. Bir daha soruyor. Muhammed'in peygamber olduğuna inanıyor musun? Evet, inanıyorum. Benim peygamber olduğuma inanıyor musun? Ne dedin diyor. Duymadım. Duymuyorum ki sen ne diyorsun? Kesin bundan bir parça. Arkadaşlar böyle Habib bin Zeyd radıyallahu anh orada şehit oluyor kıymetli Müslümanlar. İşkenceyle parça parça kendisinden kesilerek şehit oluyor. Yani onun için para kazanmayı hayatının değeri zanneden, efendim almak ve satmayı hayatın tek zevki olarak gören, zihnini değil de sürekli midesini dolduran, affedersiniz, helayla banyo arasında ömür geçiren bir adama dava adamlığının ne olduğunu anlatamazsınız kıymetli Müslümanlar. Dava adamlığının ne olduğunu anlatamazsınız. Bu dava adamlığı fedakarlık ister, cefakarlık ister. Şimdi anlatıyoruz değil mi? Ne kadar güzel dinliyoruz. Aramızda duygulanıp gözleri dolanlar var. Ya hocam ben İslam için canımı feda ederim. Yahu daha bir derse gelmiyorsun. Daha bir sohbete gelmiyorsun. Ya hocam olsun. Yarın bir gün bir cihat olsun var ya en önde giderim. Küçük şeyleri feda edemeyenler yarın bir gün büyük işler olduğu zaman hiçbir şekilde feda edemezler. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh diyor ki ben bilsem ki benim bilmediğim bir hadis-i şerifi başka bir sahabe-i kiram biliyor. Hangi beldede, hangi yerde olursa olsun, şehir dışında bile olsa, kaç günlük mesafelerde bile olsa giderim o mesafeleri aşarım. Yine ne yapar ne eder onu bulurum. Belki kapısında günlerce yatarım yine o hadis-i şerifi öğrenir. O hadis-i şerifi bilmeyen, mahrum olan insanlara, ümmeti Muhammed'e bunu aktarırım diyor kıymetli Müslümanlar. Onun için canın varsa canını feda edeceksin. Gençliğin varsa gençliğini feda edeceksin. Malın, mülkün, paran varsa feda edeceksin kardeşim. Bu İslam bunu gerektiriyor çünkü. Yarın ahirette eğer ki kazananlardan olmak istiyorsak, dava adamlarına komşu olmak istiyorsak, aralarında olmak istiyorsak kıymetli Müslümanlar bazı şeylerden vazgeçmek zorundayız. Maalesef öyle bir konfor içerisinde yaşıyoruz ki Gazze'deki o çadırların içerisinde çığlık atan Müslüman kardeşlerimizin sesini duymaz olduk. Efendi Hazretlerimize kutsesi ruhu geliyorlar diyorlar. Falanca yerde Müslüman kardeşlerimiz katlediliyor. Hadi en önde sen git arkanda biz de geleceğiz. Hemen gidelim cihat edelim onlarla savaşalım. Efendi Hazretimiz kutsesi ruhu farklı yerden giriyor. Diyor ki, teheccüd namazından kalktın mı? Ya Efendi Hazretleri Müslüman kardeşlerimiz, derslerini yapıyor musun? Sohbetlere geliyor musun? Ya Efendi Hazretleri olur mu? Müslüman kardeşlerimiz ölüyor. Maruf yapıyor musun? Maruf. Kaç kişiye vesile oldun? Kaç kişiyi Müslüman yaparak hidayetine vesile oldun? Yahu ben bir şey anlatamıyorum diyeceksin şimdi. O zaman anlatanların yanına getireceksin dostum. Bazı abiler anlatıyorum. Emri bil maruf nehyanil münker. Şu civarda öyle bir ihtiyaç var ki yani insanların hidayetine vesile olmak, gençlerin elinden tutmak, sırtlarını sıvazlamak o kadar çok önemli ki. Diyorlar ki hocam emri bil maruf yani biraz kabiliyet ister. Her adamın yapacağı iş değil. Peki o zaman anlatan
Gerçekten insanların hidayetine vesile olan insanlara getir, onlarla tanıştır. Sohbetlere getir götür. Arkadaşlar, dava adamlığı eline alıp tesbihi, tamam mı? Gece yaralarına kadar efendim oturup Allah Allah demek değildir sadece arkadaşlar. Bununla beraber imandır arkadaşlar. Cihattır arkadaşlar. Bir hayalimiz var demiştik, değil mi arkadaşlar? Bir hayalimiz var. Şu üniversite caddesini Takkeciler Caddesi'ne çevirmemiz lazım. Müslümanlar Caddesi'ne çevirmemiz lazım. Adamların bir projesi var arkadaşlar. Bir projesi var. Şu Barlar Sokağı'yla Anadolu Üniversitesi arasını birleştirmek gibi adamların bir projesi var. İstiyorlar ki her taraf işkili mekanlar olsun, eğlence merkezleri olsun. İslam namına hiçbir şey olmasın. Kaç defa bunu söyledim, ifade ediyorum. Hala da söylüyorum. Yemame Savaşı'nda Ma'an bin Adi radıyallahu anh'ın çığlık attığı gibi, ey Ensar, Huneyn'de olduğu gibi olmaz mısınız? Müslümanlar zor durumda, yetişin diye çığlık atar gibi, arkadaşlar ben de burada çığlık atıyorum. Hicret gençlik şu anda belki son demlerini oynuyor. Belki son zamanlarını yaşıyor. Geçen bir abimiz söyledi. Yani hocam dedi, bir Allah'ın kulu da gelip sormaz mı hocam, yapacağımız bir şey var mı yok mu? 5 sene bir sözleşme yapılmış. Hicret gençlik olarak bu sözleşmenin sonuna gelmişiz. Şubat'ta bu sözleşme bitiyor. Dükkan sahibimiz diyor ki Şubat'a kadar buradan çıkacaksınız. Dolayısıyla bir yere arayışına başladık. Yani şu üniversite caddesinde şimdi Hicret Gençlik Faaliyet Bülteni 2023-2024 diye sadece 2 sene içerisinde neler yapmışız. Bütün her tarafta yayınladık. Görmüşsünüzdür umarım. Şu şeylerde de var. Bakın mesela orada. Yani nice insanların hidayetine vesile oldu burada. Nice insanlar namaza başladı. İntihar etmek üzere olan. Gençler geldiler, intihardan vazgeçtiler. Şu anda Umre'ye gittiler, gitmediler bilmiyorum. O derece elhamdülillah. Namaza başladı, hidayet buldular. Onlarca genç medreseye, Kur'an kursuna başladılar. Hidayet buldular kıymetli Müslümanlar. Artık yani Eskişehir nezdinde değil, artık Türkiye nezdinde, dünyanın bazı ülkelerine ses getirecek kadar elhamdülillah sosyal medyada bir ilerleme kat ettik. Milyonlara ulaşıyoruz artık. Hal durum bu vaziyetteyken, bu kadar çalışmalar, bu kadar fedakarlıklar efendim varken Hicret Gençlik ve buradaki dikilmiş İslam Kalesi, etrafımızdaki 30 küsür ev tipi kilise misyonerlik çalışmalarına rağmen burada olmak zorundadır ve farz-ı ayındır burada. Eskişehirli Müslümanlar üzerinde farzdır bu. Hicret Gençlik eğer ki buradan kapanır, bir yer bulamaz, herhangi bir maddi veyahut da manevi destek bulamaz, buralardan giderse vallahi Eskişehirli bütün halk, bütün Müslümanlar bundan mesuldür. Ama ben yarın ahirette şunu diyemeyeceğim. Şunu Allah Teala Celle Celaluhu sorarsa, ey kulum, Hicret Gençlik olarak bu kadar gençlerin, bu kadar Müslümanların hidayetine vesile oldunuz da bu kadar dava şuuru adam kazandınız, bu kadar çalışmalar oldu, bu hizmetler neden bitti? Dediğinde, ya Rabbi benim üzerimde bir vebal vardı, ben bunun farkındaydım. Bütün Müslümanlara efendim Ma'an bin Adi radıyallahu anh gibi efendim bu mevzuyu, bu vebali haykırdım. Bu vebali onlara saldım ya Rabbi diyeceğim yani. Ondan sonra artık Eskişehir'in efendim varlıksız gençleri mi desek, zenginleri mi desek, ondan sonra hesap onlara geçecek. Allah'ımız Celle Celaluhu bu usta bize şuurlar ihsan eylesin. Bizlere İslam şuuru ihsan eylesin. Mesela bazı abilerimiz diyorlar ki işte üniversite caddesinde Hicret Gençliği'ne giderken işte haramlar görüyorum vesaire, ondan dolayı işte sohbetlere gitmek istemiyorum bilmem ne. Ya yesinler senin takvanı ya. Bizim burada ne işimiz var o zaman abi? Biz burada neyin mücadelesini veriyoruz? Yani şu kapının önünden dekolteli kadınların mı geçmediğini söyleyeyim. Yani biz burada neyin mücadelesini veriyoruz abi? Kapımızın önünde kız erkek öpüşmeyenleri mi söyleyeyim yani? Fahişe kadınların gelip laf eden dönek efendim bir takım insanların, cinsiyet değiştirmiş insanların gelip buralarda faaliyet göstermediklerini mi söyleyeyim yani? Ne anlatayım ben sana yani? Abi misyonerlik çalışmaları almış başını gidiyor. Adamlar alenen davet çalışması yürütüyor. Abi burada İslam kalesi dikilmiş onlara rağmen. Onlara rağmen bir İslam kalesi dikilmiş ve bir hedef koyulmuş. Şu civar misyonerlik çalışmalarına bırakılmayacak. Bu civar Eskişehir'in merkezi kiliselere bırakılmayacak. LGBT efendim solcu zihniyete bırakılmayacak. Barlar Sokağı'nı
Anadolu Üniversitesi'ne kadar uzatmaya çalışanlara bırakılmayacak. Bakın şu caddede başka İslami bir çalışma yapan var mı? Hal Camisi'ni saymıyorum. Heybemi de saymıyorum. O da hanımlara çalışıyor çünkü. Başka var mı kıymetli Müslümanlar? Misyonerlik çalışmaları yürütenler 33 tane kiliseye sahip çıktı da bizim Müslümanlar bir tane İslam kalesine sahip çıkmadı. Dedirtmeyelim kıymetli Müslümanlar. Yani bunu sizlere dost meclisindeyiz. Alınmayalım lütfen. Yani burada bir dert var. Bu dert tasa efendim Allah davası. Tamam, İslam davasının buradaki selameti ve devamı, bekası kıymetli Müslümanlar. Ben buna aykırıyorum. Bu derdim var benim kardeşim. Gitmem gereken yerlere ulaşıyorum. Efendim söylemem gereken insanlara söylüyorum. Allah Teala Celle Celaluhu bazen kapı açıyor, bazen efendim açacak gibi oluyor. Allah Teala Celle Celaluhu'nun takdirine kalmış. Ama biz çalışırsa bu dava payidar olacak. Onun için bazen diyorum abilere, bakın mesela o kadar İslami kuruluşlar var. Abi hangi birisinin burada bürosu var? Hangi birisinin burada bir çalışması var? Abi yok yok. Cesaretleri yok demek istemiyorum ama burada çalışmak vallahi billahi tallahi zor ya. Zor. Yani Gebze'ye gitsen, efendim farklı müsbet bir yere gitsen herkes seni gülerek karşılıyor. Ama burada senin suratına sövercesine seni karşılıyor adam. Yani bir yotta kovuyor seni. Eskişehir böyle bir yer. Bak böyle bir yerde elhamdülillah güzel mesafeler kat ediyor. Adam alkollü geliyor, bizi davet ediyor. Alkollü. Alkollü geliyor, diyor ki hocam bizim bir waffle dükkanımız var. Bir ara gelin uğrayın. Talebelerin vesaire filan böyle gençlerin bir ihtiyacı olduğu zaman karşılamaya hazırız. Bak Allah-u Teala sarhoş bir insanı bile vesile edebiliyor. İslam'ın yücelmesine, davanın yücelmesine. Az önce ne söyledik? Abi gençliğin varsa gençliğini feda et. Dava adamlığı noktasında gençliğini feda et. Acıma abi kendine. Yani biz daha işte ya gitsek mi gitmesek mi, gitsek işte resim çekiyorlar, resimde çıksak işte sıkıntı olur mu? Abi adamlar kendi canlarını ortaya koyuyor, sen neden bahsediyorsun ya? Biz nasıl dava adam olacağız abi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafındaki gençlere baktığınızda İslam'ı yaylayı kelimetullah uğrunda mücadele edenlere bakın abi. 9'da 35 yaş arasındaki gençler, ilk dönemden bahsediyorum. 9'da 35 yaşındaki arasındaki gençler. Geneli de 20 yaşından küçük gençler. Ha. Bakın mesela Hazreti Ali radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e destek olduğunda, ben varım dediğinde kaç yaşındaydı abi? 8-9-10 yaşlarındaydı yani. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki her peygambere Allah-u Teala bir yardımcı göndermiştir. Benim yardımcım da Zübeyir bin Avvam'dır buyurmuş. Zübeyir bin Avvam daha 13-14 yaşlarında. Biz 13-14 yaşındaki çocuklara daha böyle adam yerine koymuyoruz yani. Musab bin Ümeyr radıyallahu anh iman ettiğinde 14-15 yaşlarında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Musab bin Ümeyr radıyallahu anh'ı Medine'den önceki ismiyle Yesrib'e gönderiyor. İslam'ın ilk hocası, ilk öğretmeni, ilk tebliğcisi, ilk emri bil marufçusu. Yesrib'i geziyor, dolaşıyor, talan ediyor. Bir senede Yesrib'in yarısından çoğunu Müslüman yapıyor. Bir sene sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geliyor. Daha 16-17 yaşlarında Musab bin Ümeyr radıyallahu anh. Bir sene sonra ya Resulallah gezmedik efendim cadde, çalmadık kapı, girmedik ev bırakmadık. Bu dini bini İslam'ı, bu davayı bütün insanlığa ulaştırdım ya Resulallah. Yesrib'in yarası Müslüman oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Musab'ul hayır, ey hayırlı Musab gel senin kucaktayım diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu bir seviyor bir kucaklıyor. Musab bin Ümeyr radıyallahu anh. Daha kaç yaşında abi? 16-17 yaşlarında. Artık şu çocukluktan vazgeçelim ya. Artık yani şu zamanın, şu çağın böyle yani 20 yaşına gelmiş böyle neredeyse elinde biberonla gezecek yani. Mübarek adam. Büyümüşsün daha kaç yaşına gelmişsin yani. İşte annem izin vermiyor. Babam bilmem kızıyor. Abi ya şöyle bir cesur olalım ya. Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh. Daha 15 yaşında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tabiri caizse askeri olduğunda. Arkasında arkandayım ya Resulallah. Sen yürü biz arkandan yürüyeceğiz. Dediğinde daha 15 yaşında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anam babam sana feda olsun. Fedake ummi ve ebi ya Sa'd. Dediğinde Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh daha 16-17 yaşlarında kıymetli Müslümanlar. Muhteşem o profesyonel ok atan sahabi. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh. Darul Erkam'ın sahibi, ilk medresenin sahibi. İbni Erkam radıyallahu anh 17 yaşında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hasta, son dönemlerini yaşıyor. 63 yaşına gelmiş ve artık peygamberlik
vazifesini tamamlamış ve İslam ordusunu savaşa gönderiyor. O ordunun komutanı olarak tayin etmiş olduğu kişi, arkasında daha koca koca 35-40'lı yaşlarında sahabiler var. Bir kölenin oğlu Üsame bin Zeyd radıyallahu anh daha 17-18 yaşlarında Bizans'ın üzerine yürüyor ve fethediyor kıymetli Müslümanlar. Bir ayağı topal, engelli Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yemen'e vali tayin ediyor. Daha 17-18 yaşlarında. Daha ne anlatalım abi sizlere ya. Yani onun için arkadaşlar kendimizi küçük görmeyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu İslam'ı gençlerle ayağa kaldırmıştır. Şimdi aramızda yaşı büyük olanlar var. Lütfen sizlere de rica ediyorum alınmayın ama yani abi siz de gençlere bir abilik yapın. Siz de gençlerin bir sırtını sıvazlayın. Gençleri alın getirin buraya abi. Şu gençlerin kanı kaynıyor. Bir aksiyon istiyorlar abi. Savaşa gideceğiz demiyorum. En büyük cihaz zaten burada bu mücadeleyi vermektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaştan dönerken ne dedi? Şimdi cihadı asgardan yani küçük cihattan cihadı ekbere gidiyoruz. Büyük cihada gidiyoruz. Dediler ki sahabe-i kiram efendilerimiz. Ya Resulallah canlarımızı ortaya koyduk. Canla başta savaştık. Ölseydik yani şehittik yani. Ölecektik yani. Bundan daha büyük savaş mı olur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Nefis de cihat normal cephede yapılan savaştan, cihattan daha zordur. Çünkü nefis sohbet ağır gelir abi. Ama kalk cihada gidek desen, aksiyon var ya şimdi yani böyle kahramanlık var, şey var. Nefsin daha çok hoşuna gidiyor. Ama tekrardan ifade ediyorum. Belki şunu diyenler çok duymuşsunuzdur. Yarın bir gün bir savaş çıksa, cihat olsa, Müslümanlar efendim hadi yürüyün gidiyoruz Gazze'ye deseler. Efendim şöyle giderim, şöyle savaşırım diyenlerin ekserisini orada göremeyeceksiniz kıymetli Müslümanlar. Daha uykusundan fedakarlık yapamayan, daha yani bir saatini, iki saatini gelip şurada yani Müslümanlık kardeşini sohbet, imanı muhafaza noktasında, dava şuuru noktasındaki şu sohbetlere gelemeyen adam yarın bir gün nasıl canını ortaya koyacak? Nasıl canını feda edecek? Şimdi diyeceksiniz ki hocam anlatıyorsun sahabe-i ikram efendilerimiz nasıl feda ettiyse biz de feda edeceğiz. Abi sahabe-i ikram efendilerimiz yani her gün sohbete gidiyorlarmış. Her gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetindeler. Beş vakit namazlarını cemaatle kılıyorlar. Ve bir sahabi gelmese hemen taziyeye gidiyorlar. Yani kesin bir cenazesi oldu, bir şey oldu ya da öldü kaldı taziyeye gidiyorlar yani. Ondan da gelmemiştir diye yani. Onun için Allah'ımız Celle Celaluhu bizlere dava şuuru nasip eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yaşadıysa o şekilde yaşayabilmeyi nasip eylesin. Hayatımız başladı. Devam ediyor. Öyle zaman hızlı geçiyor ki. Yani vallahi ben anlayamıyorum yani. Daha geçen haftaydı. Daha ondan önceki haftaydı. Ne oldu? Daha Ocak ayındaydık ya. Daha yeni umreye gittik. Ya bak önümüzde gene umre var. Gene gideceğiz bilmem ne. Abi öyle hızlı geçiyor ki. Yani bir bakıyorsun 30 yaşına gelmişsin. 20 yaşına gelmişsin. Anlayamıyorsun yani. Bu kadar zaman içerisinde abi kendimize şöyle bir çeki düzen verelim ya. Rahatlığa alışmayalım arkadaşlar. Konfordan vazgeçelim. Yani ne kadar abi konfora yönelirsen olamayacaksın abi. Rahat edemeyeceksin. La rahate fid dünya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalan mı söylemiş Akif? Dünyada rahat yok demiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rahat yok abi onu bulamayacaksın. Konforu bulamayacaksın. Onun için disiplinin olmadığı yerde gözyaşı vardır abi. Bu her zaman değişmez kanundur. Yani bana söyleyin ki abi şöyle bir dava var fedakarlık istemiyor. Böyle bir dava var mı Akif'in? Yok abi hiçbir bir dava fedakarlıksız olmaz, yürümez. Öyle ben geleyim abi mesai saatim şu saatte başlıyor şu saatte bitiyor gideyim. Yok abi bu dava bunu kaldırmıyor vallahi kaldırmıyor. Yürümüyor da zaten işleri yürümüyor. Şimdi arabanın marşı basmadığı zaman arkadan gitenlere aferin denir. Marş bastığı zaman arkadan gitmeye çalışanlara alay mı ediyorsun denir. Onun için şu anda İslam marşı, İslam arabası şu üniversite caddesinde Hicret gençlik olarak tahakkuk ediyor kıymetli Müslümanlar. Şimdi demeyin yani hocam bir tek siz kendinizi Müslüman zannediyorsunuz. Hayır. Siz bana söyleyin yani o diğer hocalarım, abilerim, kardeşlerim onlar da mücadele ediyorlar. Az önce meramı anlatabilmişimdir umarım. Ya en basiti o kadar imamlar var yahu. Yani şu camiler bir kiraya bağlansa abi vallahi çoğusu kapanır yani. Yani nerede mücadele abi? Yani sadece imam olmak işte sadece namaz kılma memuriyetini gerektirmiyor ki. Onun dışında
Abi bir mücadele var mı? Bir emri bil maruf çalışması var mı? Şu gençlerin elinden tutalım. Derdi var mı abi, tasası var mı? Bir kişinin hidayetine vesile olayım. Derdi var mı, tasası var mı Allah aşkına? Onun için İslam davası burada şu anda Hicret Gençlik olarak tahakkuk ediyor. Bu İslam Marşı şu anda basmıyor arkadaşlar. Biraz yitelenmeye ihtiyacı var. Yiteleyenlerin de inşallah ahirette Allah-u Teala aferin diyecek. Göreceksiniz. Allah'ın inayetiyle iddia ediyorum. Ve azmediyorum. Hicret Gençlik sadece Eskişehir'de değil, kıymetli kardeşler. Türkiye'de etkisi olan, Türkiye'de İslam'ın gençliğinin ayağa kaldırılması noktasında büyük bir projeyi başarmış olarak inşallah bütün insanların gıptayla bakmış olduğu bir kurum haline gelecek. Ama işte o marş basmadığı zamanlar kimler yitelemeye çalıştıysa malıyla canıyla bir şekilde ne kadar imkanı varsa ya şöyle insana denk geldiğim zaman o kadar çok yüzüm içli gülüyor ki yani. Mesela geliyor ki diyor ki ya hocam var mı yapabileceğimiz bir şey ya? Ya şurada abi biz devlet destekli değiliz değil mi? Yani devletten herhangi bir ödenek almıyoruz. Herhangi bir şeyimiz yok. Yani tamamen hayır sahibi insanların hayırlarıyla bir şekilde döndürmeye çalışıyoruz. Değil mi burayı? Bir kişi geliyor diyor ki ya hocam yapabileceğimiz bir şey var mı ya? Kendi yağınızda kavru olarak, kendi imkanlarınızla bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Var mı yapabileceğimiz bir şey? Allah razı olsun diyorum ya. Yani bu sorman bile o kadar bize şey oluyor ki yani böyle moral motivasyon oluyor. Bir dava adamının mektubu. Aziz ve muhterem kardeşim. İslam'ın her derdine razı olduğunu söylüyorsun. Bu müjdem ile bize aşk ve şevk veriyorsun. O halde iyi dinle. Vazifen dikenler arasında güller toplamaktır. Ayağın çıplaktır, batacak. Ellerin çıplaktır, kanayacak. Ve sen buna sevineceksin. Bak, üzülmeyeceksin. Ve sen buna sevineceksin. Niye? Allah yolunda atmış olduğun şu adıma binaen o eziyeti çektin. Ahirette karşılığını Allah sana fazlasıyla verecek. Zevk alacaksın abi. Allah yolunda çekmiş olduğun sıkıntılardan zevk alacaksın. Ayağın çıplaktır, batacak dikenler. O dikenler arasında toplamaya çalışmış olduğun o güller, o hidayetine vesile olmuş olduğun o gençler, o dikenler sana batacak abi. Bu uğurda batacak. Ya maddi olarak batacak. Ya insanların efendim vurdum duymaz oluşu batacak. Ma'an bin Adi radıyallahu anh'ın çığlığı gibi çığlık atarcasına şu İslam çığlığını atarken etrafındaki insanların seni duymayışını, o dikenler sana batacak abi. Ama sen o gülleri toplamaya devam edeceksin. Ellerin kanayacak. Buna üzülmeyeceksin. Buna sevineceksin. Ama üzülüyoruz işte. Yani bizim burada işte imani noktada sıkıntı var işte. Ama niçin üzülüyoruz abi? Yani kendimiz için mi? Kendi nefsimiz için mi? Hayır. Müslümanların bu duyarsızlığı. Geçen dedim ki yani Müslümanların vicdanına kaldık dedim ya. Maddi ve manevi olarak şurada ilerlemek için Müslümanların vicdanına kaldık dedi. Bir abi dedi ki ya hocam dedi, sen neden bahsediyorsun dedi ya. O zaman çok zor dedi işini yani. Niye? Abi Gazze'nin durumu ortada değil mi? Müslümanlar ne yapıyorlar Allah aşkına? Demiyorum hadi kalkın gidelim cihat edelim. Vallahi şu anda en büyük cihat burada şu dava uğruna mücadele etmektir, çalışmaktır. Sohbete bir tane adam getirdin abi artı bir. En büyük mücahit sensin abi. Alnından öpülür senin abi. Ahiretteki mükafatını Allah-u Teala efendim müjdat edecektir. Sayısız ve sonsuz bir şekilde sana ihsan edecektir abi. En büyük cihat budur. Efendi Hazretlerimizin buyurduğu gibi. Ama yarın bir gün bir abi seferberlik var. Abi en önde gideceğiz Allah'ın izniyle. Ama ilk başta bu dava İslam davasına burada sahip çıkacağız. Bugün burada sahip çıkmayanlar yarın orada sahip çıkamayacaklar. Öyle boşuna hamaset yapmaya vesaire falan gerek yok abi. Karanlık zindanlara atılırsan ışık, paslı vicdanları görürsen ümit, İmkansız ve imansız kalplere rastlarsan nur olacaksın. Bir gün Kur'an'ın etrafındaki surların yıkıldığını görürsen derhal kemiklerini taş, etlerini harç, kanını su edeceksin. Etrafına ilimden, irfandan, faziletten,
ahlaktan kaleler inşa edeceksin. Unutma, her kale feda ister, cefa ister. O kalenin fedaisi sen olacaksın. Çok güzel söylemiş. Dava adamı bir efendim mücahit abimiz, kardeşimiz. Allah'ımız Celle Celaluhu bizleri dava adamı olmayı nasip eylesin. Son nefesimize kadar bu usta cihattan zerre kadar geri kalmaktan bizleri muhafaza eylesin. Bazen bu dava uğrunda insan kellesinden bile vazgeçer. Zekeriya Aleyhisselam'ın sadık oğlu Yahya Aleyhisselam, peygamber. Kendisine Dimeşk kralı geliyor, bir usta fetva istiyor. Kendisine haram olan bir kadınla nikahının kıyılması noktasında cevaz istiyor, fetva istiyor. Rivayete göre evlenmek istediği kadına nikahı caiz değil. Niçin? Daha önceden evlenmiş, boşanmış. O kadınla nikah kıyamaz. Yahya Aleyhisselam ona fetva vermiyor. O kadınla evlenmesi için fetva vermiyor. Kadın bunu hırs haline getiriyor. O kralın kafasına giriyor, beynine giriyor ve ondan intikam almasını istiyor. Ondan kellesini istiyor tabiri caizse. Yahya Aleyhisselam'ın kellesini koparıyor kıymetli Müslümanlar, o kral. Ve Yahya Aleyhisselam'ın kafasını kesmekte de kalmıyor. Bir tepsiye Yahya Aleyhisselam'ın o güzide peygamberin kellesini, mübarek kafasını tepsinin içerisine koyup o aşağılık hanımı olacak kadının önüne sunuyor kıymetli Müslümanlar. Yani onun için bu dava adamı olmak yani öyle hamaset yapmaya, öyle sloganlar atmaya benzemez. Gerçekten var mısın yok musun abi? Gerçekten bu usta ne kadar mücadele ediyorsun? Bir kendimize bakalım ya hakikaten. Bir kendimize bakalım. Bu İslam davası uğrunda nelerden vazgeçebiliyoruz abi? Vazgeçtiğin senin işte yani. O fedakarlık, o cefakarlık. Aslında rahatlık nerede biliyor musunuz? Rahatlık arkadaşlar rahatı terk etmektedir. Asıl konfor, konforu terk etmektedir. Senin aklın, vicdanın, şuranın artı bir olmasındaysa eğer, ya biz burayı nasıl artı bire çevirebiliriz? Nasıl artı bir genç, artı bir hidayet, artı bir namaz başlatabiliriz bir genci? Abi tamam sen dava adamısın. Gel ben senin alnından öpeyim. Sen de benim alnından öp. Ben bu usta çok başarılıyım demiyorum. Ama bu usta ben de efendim nakıs olduğumu söylüyorum. Hep beraber herkes kendi üzerine düşen vazifeyi, kendine düşen efendim dersi bir şekilde almalı diyorum. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Evet, kura kağıtlarını getirelim. Tamam. Şerif'le Berkcan'ı yazdınız mı? En son gelen şu iki arkadaş. Yazdım, tamam. Belli mi olur belki? Evet arkadaşlar. Hakkınızı yedim. Biraz vakti uzattık ama dava adamlığı öyle kolay, basit. Öyle 15-20 dakikada anlatılacak bir mevzu değildi. Değil mi Akif'ciğim? Değil mi? Ağır bir konuydu. Bismillah. Bakalım. İbrahim Erşafak. Daha önceden sana çıkmış mıydı abi? Evet. Çıktıysa abi geçmiş olsun. Saymıyoruz. Kusura bakma. Şimdi adam her defasında geliyor ona hiç çıkmıyor. Sana hep çıkıyor. Ne olacak Mustafa abi? Değil mi? Olmaz. Ama bir daha çıkarsa söz vereceğim. Tamam mı? Kalbin kırılmaz. Hamza Bera. Kim abi? Kim abi Hamza Bera? Gel bakalım dostum. Bekle vereceğim. Evet. Emin Bulut. Ulan gelmedin hakikaten ayda yılda bir geldin. Bomba getirdim be maşallah. Aferin. Şöyle takalım şöyle bismillah. Kim çıkacak? Anıl Ekrem. Hep gençlere çıktı be. Daha önce çıkmış mıydı ona? Çıkmamış mıydı tamam. Kardeşim benim sana da şöyle Kur'an-ı Kerim diyor. Anıl Kurt. Erhamerrahimin ya Erhamerrahimin ve Efelen Nasirin. Ya Rabbi uzaktan yakından gelen şu abilerimizin, kardeşlerimizin hayırlı muradatlarını ihsan-ı ikram eyle ya Rabbi. Ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'in hasta kullarına şifalar, dertli kullarına devalar, boşluk kullarına ödeme kulakları ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu kardeşlerimizin ne kadar müşkülatı varsa hal ve ahsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Hicret Gençlik Merkezimize ya Rabbi. Çok güzel yerler, mekanlar. Ya Rabbi gençlerin hidayetine vesile olabileceğimiz, çok büyük başarılar, muvaffakiyetler elde edebileceğimiz güzel mekanlar bizlere ihsan ve ikram eyle ya Rabbi.
Şu dava İslam noktasında ya Rabbi, İslam davası noktasında ya Rabbi. Hepimizi ya Rabbi dava adamı eyle ya Rabbi. Son nefesimize kadar bizleri ya Rabbi bu dava şuurunda yaşayabilmek, hayat sürebilmek bizlere nasip ve mevser eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizler burada nimetler içerisindeyken, başta Gazze olmak üzere dünyanın her bir tarafında zulüm gören Müslüman kardeşlerimizi mensur muzaffer eyle ya Rabbi. Onları ya Rabbi düşmüş oldukları ya Rabbi durumdan bir an önce halas eyle ya Rabbi. Zalimleri ve siyonistleri kahru perişan eyle. Onları yerin dibine batırıver ya Rabbi. Zalimleri, destekçilerini ve gönlünde onlara karşı muhabbet duyan ne kadar insan varsa ya Rabbi. Hepsini kahru perişan eyle ya Rabbi. İslam'ı ve Müslümanları aziz eyle ya Rabbi. Küfrü ve ehli küfrü zelil eyle ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Tekabbel minna bihurmetil Fatiha.